Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şimdi Eski Hal Server 2019 Express sürümünü kurmadım önce ben. Var olan ilk oluşturmuş olduğum Windows 10 ana kopyasının özelliklerinden arkadaşlar. Nerede kaydedildiği bilgisini ediyor şuradaki üzerinden. Daha sonradan da arkadaşlar bunu alıp şöyle gördüğünüz gibi kopyalayıp yapıştırdığımda arkadaşlar şu ana kopyanın kopyasını oluşuyorum. Tabii ismini de arkadaşlar Eski Asor 2019 olarak kullanacağım için ismini bu şekilde güncelliyorum. Daha sonra da Player'e gelip File Open dediğimde arkadaşlar oluşturmuş olduğum kopyadaki sanal makineye tıklayarak arkadaşlar tekrar çalışıyorum. Bu arada şuna dikkat edin. Bu ikisi aslında aynı makine olarak gözüktüğü için arkadaşlar şayet gerçek bir anahtarla yükleme yaptıysanız ikisini birden aynı anda çalışma durumunda arkadaşlar sıkıntı yaratacaktır. O yüzden de dikkatli bir şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum sıkıntıyla karşılaşmamanız için. Şimdi arkadaşlar sanal makinemizi bir çalıştıralım. Burada gördüğünüz gibi ya kopyalandı ya da taşındı şekil ediyor. Ben burada kopyaladım diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yükleyeceğimiz SQL Server'ın genel hatlarıyla en basit sürümü özellikle belirli deneme makineleri oluşturmak için ya da kendi çalışmalarınızı desteklemek için arkadaşlar 2019 genel Express sürümü kullanılmaktadır. Tabi bunların kısıtları var. Şimdi yükleme için 1 GHz'den daha hızlı bir işlemci tavsiye ediliyor. Windows 10, Windows Server 2016 ya da 2019'da tavsiye ediliyor. En az 512 MB RAM, ki şu an 4 GB RAM'imiz olduğu için sıkıntı değil. İşlemci de Intel demiş. Tabii şu durumu bilemiyorum. Atıyorum AMD işlemciyi de yüklerseniz burada AMD yazılmadığı için sıkıntıyla karşılaşma ihtimaliniz var arkadaşlar. Elden gelince buradaki spesifikasyonlara uymanız lazım. Ve harddisk de 4,2 GB arkadaşlar kullanım alanı istiyor. Tabii bunun kullanımıyla ilgili limitler var. Hani işte bir ana makineye ya da sanal makineye kuruyorsam arkadaşlar aynı anda bir fiziksel işlemci 1 GB RAM ve maksimum da 10 GB'lık bir alan üzerinde bu sistemi yükleyip kurabiliyorum. Ve arkadaşlar buradaki linki kopyalıyorum. Sanal makinenin içinde kuracağım için buradan açmam lazım arkadaşlar. Edge Browser şu an sistemde yüklü olan browser arkadaşlar. Tabii herhangi bir senkronizasyona ihtiyacım yok. Sonuçta sanal makine. Bağlantıyı, linkini kopyaladım. Şimdi tabii bu yüklemelerde arkadaşlar öğrenci hesabı ile yüklemeye yönlendirebiliyor. Yüklemeyi geçtikten sonra da arkadaşlar onunla ilgili olarak yapılması gerekenler adımlardan da yine geldiğinde bahsederiz. Yine dil seçeneklerine bakın. Türkçe olmadığı için ben İngilizceyi seçiyorum. Ve download'a tıklıyorum arkadaşlar. Burada yükleme ile alakalı arkadaşlar bir tane hazır dosya geliyor. Dosyacık geliyor. Burada da yine şu kontrolü yapıyor. Yüklediğiniz Windows'un key var mı yok mu kontrollerinde bunlara entegre etmeye başladılar arkadaşlar. Ben burada custom'ı seçiyorum. Çünkü yükleyeceğim arkadaşlar Express Edition olabildiğince basit olacak. Mesela ben buraya bir Visual Studio yüklemediğim için sadece SQL yüklü olacağı için arkadaşlar temel bazı yüklemeleri yapmam yeterli olacak. Nereye indireceğini gösteriyorum. SQL 2010 yükleme esnasında. Burayı belirttikten sonra install'a basıyorum ve gerekli dosyaları yükleyecek arkadaşlar. Yükleme bittikten sonra da beraber çalışılmasını da arkadaşlar yine göreceğiz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ana yüklemeyi bitirdikten sonra yükleme programını çalıştırıyor ve niçin yüklemek istediğinizi soruyor. İlk seçenek ben işte SQL sunucusunu kendi başına çalışan şekilde yüklemek istiyorum diyor. İkincisi SQL raporlama sunucusu için yüklemek istiyorum diyor. Üçüncüsü SQL Server yönetim aracını yüklemek istiyorum diyor. Dördüncüsü SQL sunucusu veri araçlarını yüklemek istiyorum diyor.
sonucu da eğer daha önceden yüklü olan bir SQL sunucum varsa bunun üzerine yüklemek istiyorum diyor. Şimdi arkadaşlar burada yükleyeceğimiz iki tane ana unsur. Birinci seçenek yeni bir, kendi başına bir SQL sunucusu yüklemesi. İkincisi de arkadaşlar SQL sunucusunun yönetim araçlarını yüklemesi. Öncelikli olarak arkadaşlar burada yüklemeyi başlatıyorum. Tabii yüklemeyle beraber yükleme öncesinde gerekli olan uygulamalar var mı yok mu kontrol yapacak arkadaşlar. Bir şöyle kabul ediyorum diyorum öncelikli olarak. İşte bu gerekli olan dosyalar yüklü mü değil mi kontrolünü yaptıktan sonra yani herhalde şu an o global rules dediği onları kontrolüydü arkadaşlar. Şimdi burada güncelleme kontrolü yapmak istiyor musunuz diyor. Burada arkadaşlar bunu geçiyorum. Beklenmedik şekilde çünkü daha önceki yüklemelerin birisinde bu güncellemenin ötürü arkadaki ana makineyle iletişimde sıkıntı çıkarmıştı vakti hesabında. O yüzden bunu geçiyorum arkadaşlar. Şimdi ilgili arkadaşlar güncellemeler var mı diye kontrol etti ve şu an bulamadı. Yine next'e basıyorum. Bu aşamada da arkadaşlar ilk aşamayı zaten atlattık. Ürün güncelleştirmesi onu kontrol etti. Ondan sonra setup dosyalarını indirdiğimiz için onlarla ilgili tekrar bir şey yapmayacak. Setup dosyalarının açılması yine bunu zaten yaptığı için bunu yapmıyor arkadaşlar ve bir sonraki aşamaya doğrudan doğruya bizi geçiriyor. Ben tabii videonun süresini iyi bir şekilde kullanmak için ara ara durduruyorum arkadaşlar ve sonra kayda tekrar devam ediyorum. Şimdi bu yükleme arkadaşlar dışarıdan bu sunucuya doğrudan doğruya sabit IP'den bağlanmayacağım için Windows Firewall'u yüklemiyorum arkadaşlar. Şuradaki warning o yüzden önemli değil. Diğerlerini geçti. İlgili olarak arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi burada ağırla ilgili makine örneğiyle ilgili bir şeyler yapacaksam Python, Java ile ilgili destekleri yükleyebiliyorum. Ki bunlar kalabilir. İlerleyen zamanlarda kendimizi geliştirmek için bunlarla ilgili bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar. Ondan sonra semantik arama ile alakalı SQL dışındaki aramalarla ilgili bazı şeyler eklenmiş arkadaşlar. Polybase'de doğrudan doğruya çok sıklıkla uğraşılmıyor. Bu halde bırakıyorum arkadaşlar. Sonra client tool'larıyla alakalı olarak bazı yüklemeler var. Bu LocalDB SQL sunucusunun birazcık daha basit versiyonu diyor ama SQL'i zaten şu makinede doğrudan doğruya kullandığım için arkadaşlar yani bunu da seçmiyorum. Açıkçası da normal seçili olan haliyle ben yüklemeyi burada başlatıyorum. Bu arada yükleme alanlarını değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz ancak burada bir şey yapmayacağım. Kalan alana da dikkat edin arkadaşlar. İşte 3155 MB kullanacakmış. Şu andaki hard diskindeki alanla kıyaslandığında yerim var. Yüklemeye başlayabilirim. Next diyorum arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. SQL Express diye bırakıyorum ama kendi uygulamanıza yönelik özel isim vermeniz gerekiyorsa da arkadaşlar verebilirsiniz buradan. Herhangi bir sıkıntı yok. Uygulamalarda bağlanırken buradaki instance ID yüklemenin bilgisi arkadaşlar bizim için önemli olacak. Şimdi tabii ben Java ile alakalı bazı paketleri de seçtiğim için Java Runtime Environment'ı yüklemeye çalışıyor. JRE'nin açılımı arkadaşlar. Yükleyebilir. Next diyelim arkadaşlar. Öksürücü kusura bakmayın. Bir hala birazcık bu alerji devam ediyor. Biraz ağır geçiyor arkadaşlar her sene. Buradaki ayarları da şu an için arkadaşlar böyle bırakıyorum. Server ayarlarında sadece uygulamalar üzerinden bağlanmak için arkadaşlar SEA kullanıcısı standart admin de herhalde. Bakın system administrator özür dilerim. Ona bir tane şifre vereceğim arkadaşlar mixed mode üzerinden.
Yani ona 1, 2, yani basit bir şey verebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi. Burada şöyle belirtiyorum arkadaşlar. Next diyorum. Tabii kendi kullanıcım doğrudan doğruya bilgisayar gibi kullanıcım bağlanacak şekilde de ben buraya eklentide de bulunabilirim arkadaşlar. Bir geriye tekrar geldim. Biraz onu açması vakit alıyor arkadaşlar. Sistem ana kullanıcısı benim user diye tanıtmış olduğum kullanıcıydı ama ben buraya ekstradan da kullanıcılar ekleyebilirim arkadaşlar. Yine spesifik ayarlar yapmak istiyorsan buralarda oynayabilirim ama şu andaki kurulumu basit şekilde herhangi bir basit bir uygulama yazdığında bağlanacak şekilde arkadaşlar sistemin oluşturulmasına yönelik. Şurada accept demeden ilerlemiyor. İşte R'la ilgili bazı lisanslamalarla alakalı olarak arkadaşlar GNU lisansıyla alakalı bazı kabul etmem gereken noktalar vardı. Onu kabul ettim belirtiyorum. Şimdi arkadaşlar Python'la alakalı olarak da Anaconda desteği de geliyor. Yine burada da lisansla alakalı kabul etmemiz gereken bir accept tuşumuz var. Onu da accept diyoruz arkadaşlar. Bunu bastıktan sonra da arkadaşlar yüklemeyi başlatıyor. En sonunda da yüklememiz tamamlanacak. Bundan sonra da arkadaşlar SQL Server Management Tool'u ile alakalı da bir ufak yüklememiz olacak bunu bitirdikten sonra. Arkadaşlar yüklemenin bu aşaması tamamlandı. Yani SQL sunucusu yüklenmiş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi SQL sunucusuna bağlanıp bazı işlemleri yapabilmek için de arkadaşlar SQL Server Management Tools'a ihtiyacımız var. SQL Server Management Studio olarak geçiyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu da ayrıyetten indirmemiz gerekiyor gördüğünüz gibi. Download SQL Server Management Studio SSMS diye geçmekte. Tıklıyoruz arkadaşlar. Tabii bunun yerini bulana kadar birazcık uğraşacağız arkadaşlar. Sistem requirement'ları zaten gen hatlarıyla karşılıyor. Yalnız download'u yerini bulmak dediğim gibi birazcık uğraşacak arkadaşlar. Tam olarak nereye yerleşmiş bu? Ha, zaten buradaymış. Download SQL Server Management Studio SSMS 18.9.1. Tutuyoruz arkadaşlar. İndirmeye başladı. Yine indirme bittikten sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Bir durduruyorum kaydı. Arkadaşlar kurulum dosyası indi. Şimdi dosyayı açıyoruz. Biraz da bir dosya olduğu için vakit alıyor arkadaşlar. Nereye yüklemek istediğini soruyor. Install diyoruz. Tabii şunu dikkat edin. SQL sunucusunu yüklemeden arkadaşlar yüklemeye çalışırsanız hata alırsınız. Hatayla karşılaşırsınız. Yükleme paketi içerisindeki dosyaları açmakla uğraşıyor ya arkadaşlar. Ve yine gördüğünüz gibi hangi dosyaları yüklediğini teker teker göstermekte. Arkadaşlar kurulum tamamlandı. Close'a tıklıyoruz. Buralarda işimiz kalmadı diyerek arkadaşlar kapatıyoruz. Tabii hard disk alanımızın az olduğu düşünüldüğünde arkadaşlar yükleme dosyalarını da silmekte faydalı olacaktır. Tekrar yer açılması bakımından. Tabii ilerleyen zamanlarda diğer dosyaları indirmek istiyorsanız da yine arkadaşlar bunları kullanabiliriz. Şu an için siliyorum. Aynı zamanda C'nin altında SQL 2019'un arkadaşlar yükleme dosyaları da yine bulunuyor. Bunları da silebilirim. Zaten bilgisayarımızda arkadaşlar yüklenmiş durumda. Gördüğünüz gibi çok az yerimiz kaldı. Sanal makine kurulumu olduğu için alanı arkadaşlar olabildiğince düşük tutmuştuk. SQL Server Stüdyo'yu açık olursak arkadaşlar, gördüğünüz Microsoft SQL Server Management Studio 18 diye geliyor. Oluşturmuş olduğumuz SA kullanıcısı üzerinden arkadaşlar
şu an girişi sağlayacağız. Tabii arkadaşlar şifreyi unutmayın. SQL Server Authentication'a geliyorum. Login, SA ve girmiş olduğum şifreye arkadaşlar girerek, oluşmuş olduğum şifreye girerek arkadaşlar bağlantıyı sağlıyorum. Gördüğünüz gibi sunucumuza bağlanmış olduk. Şu an olan veri tabanları arkadaşlar gösterilmekte. Bunlar sistem veri tabanları. Daha kendimiz herhangi bir veri tabanı oluşturmadık. Ama gördüğünüz gibi kurumda herhangi bir sıkıntımız yok. Kurulum başarıyla gerçekleştirdik. Bundan sonraki videolarda arkadaşlar SQL Server'ın farklı programlama dillerinde kullanımıyla ilgili örneklere yer vermeye çalışacağız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yeni videolarda da tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.